Merhaba, ben Sabahattin Ali. Sizlere Kürk Mantolu Madonna adlı eserimin özetini sunacağım. Ama mutlaka kitabımı okumalısınız. Kitabımda geçen ana karakterler şunlardır. Raif Efendi, romanın asıl kahramanıdır. Raif Efendi, kendi halinde sessiz, sakin, ahlaklı ve sıkıntılarını başkalarına hissettirmeyen, içine kapanık biridir. Bu halinin altında esas olarak yıllar önce kaybettiği sevdası yatmaktadır. Maria Puder, Raif'in tutkulu bir aşkla bağlandığı kadındır. Berlin'de bir kulüpte şarkıcıdır. Çalıştığı ortamın etkisiyle erkeklere ve aşka olan güvenini yitirmiş ve genç yaşına rağmen ruhen yıpranmıştır. Artık insanları sevmez hale gelmiştir. Ta ki Raif ile tanışana kadar. Raif'in karakterini ve tutkusunu gördükçe aşka yeniden inanır. İçindeki güçlü ve tutkulu kadın ortaya çıkar. Aşkını her şeyle yaşamak ister. Gerçekten de Kürk Mantolu Madonna'dır. Rasim. Raif'in memuriyet yaptığı şirketten iş arkadaşı, Raif'in sessizliği dikkatini çeker ve onu tanıdıkça sessizliğini ve hikayesini öğrenmeye çalışır. Kitap, Rasim'in yeni bir arayışı ile başlar. Bu iş arayışı içinde eski arkadaşı Hamdi'nin müdürü olduğu iş yerinde çalışmaya başlamasıyla yaşı ilerlemiş Raif Efendi adlı sessiz, sakin bir adamla çalışacaktır. Hemen hemen hiç konuşmayan, verilen titizlikle yapmaktadır. Raif Efendi sizsiniz, değil mi? Evet benim. Siz de galiba yeni gelen memursunuz. Biraz evvel masanızı hazırladılar. Buyurun, hoş geldiniz. Rasim, Raif Efendi'nin gizemli dünyasının onu hasta olduğu zamanlarda evini ziyaretiyle öğrenecektir. Raif oldukça hasta olduğu için Rasim'den ofisindeki eşyaları getirmesini ve çekmecedeki kara kaplı defterini yakması için söz alır. Bundan sonra kitap Raif Efendi'nin defterine aldığı notlar üzerinden devam eder. Tercüme için bir şey mi getirdiniz? Evet, yarına lazımmış. Sabahleyin hademeyi gönderecekler. Teşekkür ederim. Uzunca sürdü. Cesaret edip kalkamıyorum. Ne oldunuz gene Raif Bey? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kendinizi nasıl üşüttünüz? Herhalde soğuk algınlığı olacak. Evet, soğuk aldım galiba. Dün akşam yemekten sonra biraz dışarı çıkmıştım. Bir yere mi gittiniz? Hayır. Şöyle azıcık dolaşmak istedim. Ne bileyim, içim sıkıldı galiba. Rasim'in Raif Efendi'nin evinde karşılaştığı manzara onun neden böyle içine kapanık olduğunu göstermektedir. Bu garip yaşlı adam oldukça kendisini sevmeyen karısıyla mutsuz bir evliliğe hapsolmuştur. Onun 3 kuruşluk maaşına bağlı bu kalabalık evde saygı göstermemekte, hayatının her alanında başkalarının yönlendirmesiyle hareket etmekte, kendi isteklerini dile getirememektedir. Raif, evdeki yaşamdan kendisinin ne kadar değersiz olduğunu biliyordu. Bunu Rasim'e bir şekilde anlatmak istemişti. Ben onlar için hiçbir şey değilim. Hiçbir şey değildim. Senelerden beri aynı evde beraber yaşadık. Bu adam kimdir diye merak etmediler. Şimdi çekilip gideceğimden korkuyorlar. Aman Raif Bey, bunlar ne biçim laflar? Gerçi biraz fazla telaş ediyorlar. Ama bunu böyle tefsir etmek doğru değil. Karınız ve kızınız. Evet, karım ve kızım. Ama işte o kadar. Şurada sağ cebimde bir anahtar olacak. Onu al da benim masanın üst gözünü aç. Hanımın söylediği avluyu getiriver. Yarın akşam getiririm. Bundan sonra kitap Raif Efendi'nin defterine aldığı notlar üzerinden devam eder. Raif genç yaşında da içine kapanık ve oldukça yalnızdır. Hayatta tek dostu kitaplarıdır. Babası bir sabun fabrikası işletmektedir ve Raif'in sabunculuğu öğrenebilmesi için onu Almanya'ya yollar. Raif Efendi Almanya'ya vardığında bir sabun fabrikasında işe başlar. Zamanla fabrikaya gidişi azalır. Bunun yerine kendini şehrin sanat dünyasına ve güzelliklerine kaptırır. Her gün parkları, sergileri ve Almanya'nın çeşitli yerlerini sabahtan akşama kadar gezer. Bir gün sergide Kürk Mantolu Madonna tablosu ile tanışır. Tabloya adeta vurulan Raif, o gün ve devamında serginin açılışından kapanışına kadar tabloyu seyreder.
Kürk mantolu Madonna onu çok etkilemiştir. Raif Efendi daha sonra o gün sergide konuştuğu kürk mantolu kadına sokakta rastlar. Ertesi gün kadını tekrar görebilme umuduyla aynı yerde onu beklemeye başlar ve hakikaten onu görür. Kadını Atlantis adlı bir gece kulübüne kadar takip eder. Kulübe girdiğinde kürk mantolu Madonna'nın keman çalıp şarkı söylediğine şahit olur. Şarkısı bitince kadın Raif Efendi'nin masasına oturur ve kendini Maria Puder olarak tanıtır. Kürk mantolu Madonna resmi onun otoportresidir. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bana dargınsınız galiba. Hayır, ne münasebet? Demek dargın değilsiniz. Peki ama niçin bir daha hiç gelmediniz? Annenizden mektup alıyor musunuz? Ah ya Rabbi. O sizdiniz ha. Fakat siz o zaman hiç o resme benzemiyordunuz. Nereden biliyorsunuz? Yüzüme bakmadınız ki. Sizi sergide tanıyamamakta bir parçadan mazurdum. O kadar neşeli, hatta alaycıydınız ki. Sonra, nasıl söyleyeyim, her haliniz tablodakinin aksineydi. Saçlarınız kısa, eteğiniz de kısa ve elbiseniz daracıktı. Adeta koşar gibi, hoplar gibi yürüyordunuz. Sizi, münekkitlerin Madonna dedikleri, o ağır başlı, düşünceli, hatta biraz da kederli tabloya benzetmek herhalde güç bir şeydi. Hayret ediyorum. Demek ki çok dalmışım. Evet, çok. Sizi sergiye ilk geldiğiniz günden beri hatırlıyorum. Canınız sıkılmış gibi dolaşırken birdenbire benim portremin önünde durdunuz. Öyle garip bir dikkatle bakmaya başladınız ki gelip geçenlerin bile tuhafına gitti. Ben de ilk anda resmi bir tanıdığınıza benzettiğinizi zannetmiştim. Sonra her gün gelmeye başladınız. Kolayca anlayabileceğiniz bir meraka düştüm. Birkaç kere yanınıza sokularak tabloyu sizinle beraber adeta baş başa seyrettim. Siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. Gözleriniz ara sıra rahatınızı bozan bir seyirciye çevirdiğiniz halde tanımıyordunuz. Bu dalgınlığınıza garip bir cazibe vardı. Söylediğim gibi merak da ediyordum. Nihayet yanınıza sokulup konuşmaya karar verdim. Diğer ressam arkadaşlar da sizi merak ediyorlardı. Onlar da ısrar ettiler. Fakat keşke yapmasaydım. Sizi tamamen kaybettik. Bir daha sergiye gelmediniz. Evet, hakkınız var. Sizinle arkadaş olabiliriz. Siz beni yeni tanıyorsunuz. Fakat ben size 15-20 gün tetkik ettim. Herkese benzemeyen bir haliniz var. Evet, sizinle gayet iyi arkadaş olabiliriz. Sakın siz de başka erkekler gibi düşünmeyin. Siz sahiden iyi bir insana benziyorsunuz. Bilmem. O günden sonra Maria Puder ve Raif Efendi arasında samimi bir arkadaşlık başlar. Maria Puder'in her fırsatta ondan herhangi bir beklentisi olmaması gerektiğini, hiçbir erkeğe bağlanıp aşık olmadığını belirtir ama Raif Efendi'nin elinden bir şey gelmez ve ona sırılsıklam aşık olur. Bu kadının resmini gördüğüm andan beri, geçen birkaç hafta içinde ömrümün bütün senelerinden daha çok yaşadığımı hissediyordum. Her günüm, her saatim, uyuduğum zamanlar bile dopdoluydu. Bana sadece yorgunluk veren uzuvlarımın değil, ruhumun da yaşamaya başladığını, içimde haberim olmadan bekleşen üstü örtülü derin tarafların da birdenbire meydana çıkarak bana fevkalade cazip, kıymetli manzaralar arz ettiklerini görüyordum. Maria Puder bana bir ruhun bulunduğunu öğretmişti ve ben de onun şimdiye kadar rastladığım insanlar arasında ilk defa olarak bir ruhu bulunduğunu tespit ediyorum. Dostluklarının devam ettiği günlerin birinde Maria hastalanır ve hastaneye kaldırılır. Raif haberi alınca yanına gider ve onunla ilgilenir. Doktorlarla konuş, beni artık çıkarsınlar. Bana sen daha iyi bakarsın. Bu andan itibaren ona hakikaten yalnız Raif bakıyordu. İhtiyarca bir kadın öğleye kadar gelip evi temizliyor, büyük bir çini sobayı yakıyor, bir kap hasta yemeği pişiriyordu. Bütün ısrarlarına rağmen Maria annesinin çağrılmasına razı olmadı. Eli titreye titreye "İyiyim, sen keyfine bak ve kışı orada geçir" diye mektuplar yazıyordu.
Her gün buluşup botanik parkları, sergileri, bahçeleri gezerler. Sonunda Maria Puder de Raif Efendi'ye aşık olduğunu itiraf eder. Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi onların mutlulukları da sona gelmiştir. Bir gün Raif Efendi babasının öldüğü, gelip fabrikanın başına geçmesi gerektiğine dair bir telgraf alır. Raif Efendi işlerini düzene soktuğunda Maria Puder de yanına aldırmak üzere Türkiye'ye döner. Bugün nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bugün yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Yorulacaksın. Hayır, hayır. Şimdi aramızda noksan olan şeyin ne olduğunu biliyorum. Bu eksik sana değil, bana ait. Ben de inanmak noksanmış. Beni bu kadar çok sevdiğine bir türlü inanamadığım için sana aşık olmadığımı zannediyormuşum. Bunu şimdi anlıyorum. Demek ki insanlar benden inanmak kabiliyetini almışlar. Ama şimdi inanıyorum. Sen beni inandırdın. Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında seviyorum. Seni istiyorum. İçimde müthiş bir arzu var. Bir iyi olsam, ne zaman iyi olacağım acaba? Bu güzel günlerin ardından Raif'e bir gün telgraf gelir. Eniştesi, baban öldü, yol parasını telledim. Derhal gel diyordu. Raif bir görüşmesinde Maria'ya durumu anlatır ve aralarında şu konuşma geçer. Ne zaman gideceksin? Bilmem. Yol parasını alınca hareket etmeli. Belki ben daha evvel giderim. Boş yere vakit ziyan etmeye ne lüzum var? Bir an evvel giderim ve seni yol hazırlıklarını tamamlamakta serbest bırakırım. Sonra ne bileyim, senden evvel Berlin'den ayrılmaya karar verdim işte. Sebebini kendim de bilmiyorum. Nasıl istersen. Şimdi ben gidiyorum. Fakat ne zaman çağırsan gelirim. Nereye çağırsan gelirim. Çağıracağım. Muhakkak çağıracağım. Türkiye'ye dönüp işlerini biraz yoluna koyar koymaz onu çağıracaktı. İşte bu kadar. Hayal kurmaktaki büyük mahareti bu sefer de hemen kendini göstermişti. Havran civarında yaptıracağı güzel köşkün yerini ve onu alıp gezdireceği tepeleri ve ormanları gözlerinin önünde görünüyordu. Türkiye'ye geldikten sonra onunla sık sık mektuplaştı. Bir sürü saçma işlerle uğraştığı bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde ona bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazdığı saatlerdi. Geldikten bir ay kadar sonra annesiyle beraber Berlin'e dönmüştü. Mektuplarını Postram Meydanı postanesine yolluyordu. Oradan kendisi gidip alıyordu. Yaz ortasında bir kere garip bir şeyler yazmıştı. Ona verilecek çok güzel bir haberi olduğunu fakat bunu ancak geldiği zaman ve bizzat söyleyeceğini bildiriyordu. Sonbaharda kendisini çağıracağını umut ettiğini yazmıştı. Bundan sonra birçok mektuplarında tekrar sorduğu halde bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı. Hep bekle geldiğim zaman öğrenirsin diyordu. Bir süre mektuplaşırlar fakat birdenbire Maria'dan gelen mektuplar kesilir. Raif Efendi senelerce ondan habersiz yaşar ve eski içine kapanık haline geri döner. Kim olursa olsun temasa geldiği herkesi düşman, hiç değilse muzur bir mahluk telakki eder. Maria'nın mektuplarının kesilmesinden 10 yıl sonra sokakta iki kişiyle karşılaşır. Bunlardan biri Berlin'deki pansiyonun sahibi Frau van Tredemann'dır. Her Raif, hayır yanılmıyorum, siz sahiden her Raif'siniz. Aman, insan bu kadar değişir. Ah Frau van Tredemann, sizi Ankara'da görmek kimin aklına gelirdi? Evet evet, tahmin ettiğiniz gibi. Siz döndükten pek az zaman sonra biz de pansiyondan ayrıldık. Tabii beraberce Praga gittik. Gelin bir yerde oturalım. Birbirimize soracak şeyler vardır. Sizi Ankara'da gördüm mü hala hayret ediyorum. Ankara'ya niçin geldiğinizi hala söylemediniz. Ha evet. Bakın asıl bunu anlatayım. Biz Ankara'ya gelmedik. Ankara'dan geçiyoruz. Geçerken uğradık. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Berlin'e. Hem memleketi ziyaret hem de bu çocuk için.
biraz zayıf diye kışı bizim yanımızda geçirdi. Şimdi tekrar alıp götürüyorum. Berlin'de akrabanız çok mudur? Hayır, pek çok değil. Ben asıl Praglıyım, Çek Almanlarından. İlk kocam da Hollandalıydı. Neden sordunuz? Ben oradayken sizin akrabanız olduğunu söyleyen bir kadın görmüştüm de Berlin'de. Bir ressam sergisinde tesadüf etmiştim. Galiba ressamdı. Evet, az zaman değil. Annesi bana kızının bir zamanlar bir Türk'le ahbap olduğunu ve bütün gün ondan bahsettiğini söylemişti de. Acaba siz miydiniz diye merak ettim. Fakat garip değil mi? Kadın kızının hayran olduğu bu Türk'ü bir kere bile görmemiş. O sene Prag'a gitmişti. Türk talebenin Berlin'den ayrılmış olduğunu orada kızından öğrenmiş. İstasyona gelmişlerdi. Kadın trene doğru yürüdü. Raif sözü değiştirirsek bir daha aynı mevzuya dönemeyeceğinden ve asıl isteklerini öğrenemeyeceğinden korkuyordu. Onun için sözüne devam etmesini büyük bir alakayla bekleyerek gözlerinin içine baktı. Neden soruyorsunuz? Maria'yı pek az tanıdığınızı söylüyordunuz. Evet. Fakat üzerimde çok kuvvetli bir tesir bırakmış olacak. Tablosu çok hoşuma gitmişti. İyi bir ressamdı. Ressamdı dediniz. Şimdi değil mi? Kadın etrafına bakınarak küçük kızı aradı. Onun vagona girip oturmuş olduğunu görünce başını Raif'e doğru eğerek... Tabii değil. Çünkü artık yaşamıyor. Nasıl? Niçin bu kadar şaşırdınız? Neden sarardınız? Pek az tanıdığınızı söylemiştiniz. Ne de olsa hiç tahmin edilmeyen bir ölüm. Evet, ama yeni bir şey değil. Belki 10 sene oluyor. Görüyorum ki Maria Puder'in ölümü sizi alakadar ediyor. Kısaca anlatayım bari. Siz Türkiye'ye dönmek için pansiyondan ayrıldıktan 2 hafta kadar sonra biz de Herr Döpke ile beraber kalktık. Prag civarında bir çiftlik sahibi olan akrabalarımıza gittik. Orada bu Maria Puder'e annesine tesadüf ettik. Annesiyle aram pek iyi değildi fakat orada bunun üzerinde durmadık. Maria pek zayıf ve halsizdi. Berlin'de ağır bir hastalık geçirdiğini söylüyordu. Bir müddet sonra tekrar Berlin'e döndüler. Kız oldukça kendini toplamıştı. Biz de kalktık. Kocamın asıl memleketi olan Doğu Pursu'ya gittik. Kışın Berlin'e geldiğimiz zaman Maria Puder'in teşhirin evvel başlarında öldüğünü duyduk. Tabii dargınlığı falan unuttum ve hemen annesini aradım. Pek perişandı. Adeta 60 yaşlarında gibi olmuştu. Halbuki o sırada ancak 45-46 yaşlarındaydı. Bize anlattığına göre Prag'dan ayrıldıktan sonra Maria kendisinde bazı değişiklikler hissetmiş, doktora gitmiş, gebe olduğunu anlamış. Evvela bundan pek memnun olmuş fakat annesinin bütün ısrarlarına rağmen çocuğun kimden olduğunu söylememiş. Hep sonra öğreneceksin dermiş ve yakında yapacağı bir seyahatten bahsedermiş. Gebeliğin sonlarına doğru saati bozulmaya başlamış. Doktorlar doğumu tehlikeli bulmuşlar. Bir hali ilerlemiş olan vaziyete rağmen müdahale etmek istemişler. Maria çocuğa dokunulmasına asla razı olmamış. Sonra birdenbire fenalaşıvermiş ve hastaneye yatmış. Galiba albümün çokmuş. Evvelce geçirdiği hastalık da vücudunu sarmış. Doğumdan evvel birkaç kere tamamıyla kendini kaybetmiş. Doktorlar müdahale ederek çocuğu almışlar ve yaşatmışlar. Buna rağmen Maria'ya nöbetler gelmekte devam etmiş ve bir hafta sonra koma halinde ölmüş. Annesi Prag'a gitmeden evvel kızının kendisine sık sık bir Türk'ten bahsettiğini hatırlıyor. Fakat ne yüzünü görmüş ne ismini biliyor. Çocuk 4 yaşına kadar hastanelerde ve bakım evlerinde kaldı. Sonra büyük annesi yanına aldı. Biraz zayıf ve durgun bir kız. Fakat pek sevimlidir. Siz öyle bulmuyor musunuz? Bu kız mı? Evet. Şirin değil mi? O kadar iyi huylu ve sessizdir ki. Tren kalkmak üzereydi. Vagona atladı. Biraz sonra her ikisi yan yana pencerede göründüler. Çocuk lakayt bir tebessümle istasyonu ve ara sıra Raif'i seyrediyordu. İhtiyar ve şişman kadın
bir türlü gözlerini çemberinde bırakmıyordu. Tren hareket etti, onlara elini salladı. Freud Döpke'nin haince güldüğünü fark etti, çocuk içeri çekilmişti. Raif evine dönüp yatağına çekilince şu düşüncelerini dile getirir. Dün gece bir saniye bile uyuyamadım. Yatakta arka üstü yatarak hep trendeki çocuğu düşündüm. Vagonun sarsıntılarıyla kımıldayan başını görür gibi oluyordum. Bol saçlı bir çocuk başı. Ne gözlerinin, ne saçlarının rengine, hatta ne de ismini biliyordum. Ona hiç dikkat etmemiştim. Yanı başımda, bir adım ötemde durduğu halde bir kere merakla yüzüne bakmamıştım. Ayrılırken elini bile sıkmamıştım. Hiçbir şey. Aman yarabbi, kendi kızıma dair hiçbir şey bilmiyordum. Kadın muhakkak ki birçok şeyler sezmişti. Niçin bana o kadar hain bakmıştı? Herhalde bir şeyler tahmin etmişti ve kızı alıp gitti. Şimdi yollar, tekerlekler, bir raydan bir raya atlarken kızımın uyuyan başı hafifçe sarsılıyor. Maria Puder, benim kürk mantolu Madonna'm. Dudaklarının kenarındaki ince kıvrıntı ve siyah gözlerin derin bakışlarıyla karşımda duruyordu. Yüzünde hiç dargınlık, sistem yoktu. Belki biraz hayret, fakat daha ziyade alaka ve şefkatle bana bakıyordu. Halbuki bende onun bakışlarını karşılayacak cesaret yoktu. 10 sene, tam 10 sene zavallı ruhumun bütün kırgınlığıyla bir ölüye kızmış, bir ölüyü suçlu tutmuştum. Onun hatırasına bundan daha büyük bir hakaret yapılabilir miydi? Hayatımın temeli, gayesi, sebebi olan kimseden 10 sene hiç tereddüt etmeden, haksızlık edebileceğimi hiç düşünmeden şüphelenmiştim.